Yeni videodan Saraybosna'dan herkese tekrardan selamlar. Bugün hava burada oldukça yağmurlu ve dün hava bir anda 10 derece birden düştü. Yani dün 27 derecelerdeydi, hatta daha da fazla, bugün 14-15 derecelere düştü. Epey bir yağmur da var. Gece de inanılmaz bir yağmur vardı dostlar. Hatta önceki videoda demiştim ki şöyle bir gecesini de çekmek istiyorum Saraybosna'nın. Fakat öyle bir yağmur vardı ki hem her yer kapandı hem de benim dışarı çıkmam zaten çok mümkün değildi. Peki bu videoda dostlar ne yapıyoruz? Bu video sizinle beraber artık Saraybosna'yı, Bosna Hersek'i sonlandırıyoruz. Yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlayacağız. İlk rotamızda Belgrad, yani Sırbistan'a gideceğiz. Bugün bir otobüs yolculuğum var. Saraybosna otobüs istasyonundan otobüse bineceğim. Saat akşam 9 gibi. Ertesi sabah da 6-6.30 gibi Sırbistan, Belgrad'da olacağım. Size bütün yolculuğu çekmek istiyorum. Özellikle girişte merak ediyorum pasaportla alakalı bir problem yaşayacağım mı diye. Bu vlogda sizinle böyle güzel bir deneyim yapacağız. Hem de siz buraya gelince aklınızda olur, biz de nasıl yapabiliriz, nereden binebiliriz diye. Yine bilet aldığım yerler falan, tüm detaylara zaten değinirim. Şimdi Saraybosna'da sevdiğim bir yere geldim. Şöyle size hemen göstermek istiyorum. Buranın ismi The Zenita diyor. Şöyle göstereyim, hemen Başçarşı'da bulunuyor, oldukça yakın. Şöyle kendime bir tavuk söyledim. Aslında klepe söyleyecektim. Buranın klepesini mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir klepesi var. Fakat klepe bitmiş. Daha doğrusu bitmemiş, daha hazır değilmiş klepe. Bu saatte bitemez daha. Biraz erken saatteyiz çünkü. Şöyle bir kremalı tavuk söyledim ben de açıkçası. Yanına da şöyle bir pidesi geldi. O da gayet güzel gözüküyor. Aslında börekçiye gidecektim ama börekçide yer olmaz diye korktum. Biraz da üşüdüm. Hemen şöyle size bakın göstereyim. Tepemde güzel bir ısıtıcı var. O yönden de mutluyum. Sıcak bir yerdeyim. Şimdi bunların tadını çıkartayım. Bugün şehirde oyalanacağım. Yine böyle güzel bir yere gidersem Saraybosna'da, zaten vlogda ona da yer veririm. Ama bugünkü bu videonun asıl olayı Saraybosna'dan otobüse binip Belgrad'a gitmek olacak dostlar. Ben o zaman bunu bir yiyeyim izninizle. Ondan sonra videoya tüm hızıyla devam edelim. Tekrardan selamlar. Ben şu anda artık otogara doğru yola çıkmaya başladım. Buradan tramvaya bineceğim ve tramvayla müze durağında ineceğim. Hemen yanında da otobüs durağı var. Onun yanında da bu arada tren garı var. Mostar'a gitmek isterseniz de aslında benim yaptığımı yapmanız gerekiyor sizin de. Yalnız ben bugün şöyle bir hata yaptım. Ya bunu nasıl düşünemedim, hala kendime kızıyorum. Hostelden saat 11'de çıktım ve sabahtan beri dolaşıyorum. Gerçekten canım çıktı, öyle söyleyeyim size. Niye böyle bir hata yaptım inanın ben de bilmiyorum. Halbuki benim yapmam gereken bir gün daha hosteli uzattıktan sonra şu anda hostelimde dinleniyor olacaktım ve buradan çıkacaktım aslında direkt yola. Çok yanlış bir karar verdim. Arkamda bu arada güzel Sebil duruyor. Gecesiyle alakalı bir video çekemedim Saraybosna'nın ama en azından bu videonun bu kısmında az da olsa yer vermek istiyorum. Şöyle Sebil, gece muhteşem gözüküyor. Harika bir manzara var. Bugün pazar günü. O sebeple birazcık buralar boş. Hafta içi gelirseniz buralar daha böyle dolu olacaktır. Pazar olduğu için çoğu yer kapalı ama döviz büroları açık. Yine tabii ki de yeme içme yerlerinin de büyük bir kısmı açık. Mağazalar kapalı maalesef. Şimdi neredeyim ben? Başçarşı'nın hemen bu kısmındayım dostlar. Sebil dediğim gibi burada. Aslında şu tramvaya da binebilirdim ama artık o geçti. Karşıya geçeceğim. Bir markete uğrayayım. Yanıma içecek, yiyecek, ufak böyle atıştırmalık birkaç bir şey alayım. Ondan sonra da artık yavaş yavaş yola doğru başlayacağız. Bileti nasıl aldığımı ve otogarın o kısmında tabii ki de size göstereceğim. Onlara o tarafta değiniriz. Burada da alışveriş yapmak isterseniz Amco'lar var, bir de Konzum'lar var. İkisi bence aynı klasmanda fiyat olarak da. Arada öyle büyük farklar yok. Ben şimdi hemen burada yakın olduğu için bir Konzum'a gireceğim. Ben şimdi bindim dostlar tramvaya. Bir sürü yanına da böyle 2-3 çerez aldım. Totalde de 5 Bosna Hersek markı gibi bir şey ödedim. Bütün marklarımı bitirdim, öyle söyleyebilirim. Tramvaya binerken de şoförden şöyle bir bilet alıyorsunuz. Allah düşüyor. Şöyle bir bilet alıyorsunuz. Bunu da dostlar hemen şöyle şuradaki makineye bir okutup çıkartıyorsunuz. Şimdi ben müze durağında ineceğim. Oradan da otobüs istasyonuna doğru artık devam ediyorum. Yalnız bugün pazar gününün etkisi midir nedir bilmiyorum. Biraz bana tekinsiz geldi sokaklar. Yani çok fazla sayıda böyle daha önce alışık olmadığım, Saraybosna'da görmediğim profilde insan gördüm. Valla pazar akşamları özellikle burada böyle çok fazla yalnız başınıza kalmayın derim dostlar. Ben birazcık böyle bir tekinsizlik hissettim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum Saraybosna'da. Söylediğim gibi pazar gününün etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında gayet güvenli bir şehir Saraybosna. Fakat yine çok fazla dilenci var maalesef burada da. Ama bir rahatsız edici bir durumla karşılaşmadım. Ama gün içinde de sürekli yanınıza gelecekler dostlar, dilenciler. O da aklınızda olsun.
tramvay çok rahat. Şimdi yavaş yavaş artık otobüs istasyonuna doğru gidiyorum. Daha doğrusu ineceğim. Oradan da çok kısa bir yürüyüş mesafem olacak. Öyle bakalım. Yola çıkıyoruz. Artık yol başlıyor. Bileti nereden aldığıma da biraz sonra değineceğim dostlar. Size göstereceğim. Gayet basit. Hatta bundan sonraki Balkan turumdaki yolculuklarımda da genelde otobüsü kullanmaya çalışacağım. Sizinle beraber güzel bir Balkan turuna başlıyoruz. Aslında başladık Saraybosna'yla. İlk ülkeyi tamamladık. Geri kalanlarını da devam edeceğiz bakalım. Arada belki geçtiğim ülkeler olabilir veya olmayabilir. İnanın tam böyle net bir plan yapmadım henüz. Biraz kervan yolda düzülür mantığıyla ilerleyeceğiz bakalım. Bahsettiğim müze tramvayı hemen burada. Şu karşıdaki yerde indim. Ondan sonra karşıya geçtim ve şimdi buradan da sola döneceğim. Söylediğim gibi bunu aynı zamanda trenle Mostar'a giderken de yapabilirsiniz. Bence en pratik yol bu. Sabah da tramvay oluyor o saatlerde. Yani 7'ye 10 kala orada olacağınızı düşünsek. Evet, oluyor dostlar. Şimdi bu sol taraftan böyle giriyorsunuz. Burada bir no photography, no camera diyor. Başımızı gece gece belaya sokmayalım. Ben size hemen kısaca özetleyeyim. Buradan dümdüzde şu karşıda şöyle büyük bir bina var dostlar. Oraya doğru yürüyeceğiz. Oradan da sola dönünce zaten tren garı gelecek karşımıza. Çok az daha ilerleyince de otobüs istasyonuna ulaşacağız. O gösterdiğim kameralı yolu yürüdüm. Şu anda yolun sonuna geldim. Şuradaki binadan zaten aslında burayı kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi ışıkları bekliyorum bakalım. Kibar insanlar ya. Normalde kırmızı yanıyordu. Adam durdu mesela. Kimse de arkadan korna çalmadı. Herhangi bir şey yapmadı. Bana yol verdiler. O yönden burası gerçekten bizim trafikle karşılaştırınca bayağı şey, hoşgörülüler yani dostlar. Bayağı trafik kurallarına uyuyorlar. Yaya önceliğine öncelik veriyorlar. Tabi ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor. Tayland'a giderseniz de mesela o tarafta. İnanılmaz. Kimse kimsenin umrunda değil. Kendini en hızlı yolu atan yolu kazanıyor. Öyle söyleyebilirim. Şöyle tren istasyonu bu tarafımda kaldı. Şu elimde gördüğünüz yer Mostar'a gideceğiniz nokta. Şimdi ben buradan onun yan tarafına gideceğim. Otobüs istasyonuna. Bakalım biraz hızlı hızlı geldim. Ne olur ne olmaz erkenden yerimizi alalım biz. Bir sorarız bakalım nasıl olacak, neler oluyor diye. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına girerseniz, Kosova'da yazarsanız karşınıza şöyle ibareler çıkacak. Kosova Sırbistan'ı tanımıyor. Bu sebeple işte oradan oraya geçişte problem yaşamanız olası. Benim anladığım kadarıyla özet olarak dışişleri şunu demek istiyor. Kosova'dan direkt Sırbistan'a gitmeyin veya Sırbistan'dan Kosova'ya gitmeyin. Araya mutlaka başka bir ülke alın diyor. Ben de öyle yapacağım. Aralarında gergin bir durum söz konusu. Siz de böyle bir Balkan turu planlarsanız aklınızda olsun. Sırbistan'dan Kosova'ya ya da tam tersini yapmamaya özen gösterin dostlar. Bunu da söylemek istiyorum. Sırbistan'ın Türk pasaportlulara karşı da böyle nahoş tavırlarının olduğunu okuyan yazılar gördüm. Deneyimler okudum. Bakalım bugün beraber bunu deneyimleyeceğiz biz de sizinle. Saraybosna'dan gidiyorum. Pasaportum da işin açıkçası dolu. Epey bir ülkeye girdim çıktım. Ya Avrupa'ya kaçmak gibi bir niyetim olmadı. Bence pasaporttan çok bariz bir şekilde gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Otobüs istasyonundayım artık. Buradayım. Tabii kaçıncı peron, hangi peron onları şu an bilmiyorum. Saat de bayağı erken. Bakalım şöyle bir sol tarafa doğru gidelim. Burada ufak bir kafe var. Kullanabileceğiniz. Burada bir otobüs var ama hani ne otobüsüdür? Yok, bu Mostar otobüsüymüş. Güzel, kötü bir gar değil. Çok güvensiz de gözükmüyor. Süper. Otobüsün saatini yavaş yavaş beklemeye başlayalım. Ben bir süredir oturuyorum. Burada otobüsün gelmesini bekliyorum. Daha bir saatim var. Yan tarafta Mostar otobüsü geldi. Mostar gidiyor. Otobüste de Mostar'ı buradan tercih edebilirsiniz. Şimdi dostlar bileti nasıl aldım? Hazır buradayım. Vaktim de var. Size birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar önemli. Şu anda ben Saraybosna'nın merkezine oldukça yakın bir otogardayım. Bu bilgileri de dostlar başka bir vlog izledim. Bir Türk arkadaş kendisi anlatmış. Ondan öğrendiklerimi aslında size aktarıyorum. Kendisinin de bildiğini düşünüyorum açıkçası. Güven veriyordu çünkü. Ama tabii yine de %100 kesin bu doğrudur demiyorum. Ama şu ana kadar işleyişte herhangi bir farklılık, herhangi bir problem yaşamadım. Ben burayı Felix Bus sitesi üzerinden online bir şekilde aldım. Tam şu anda hatırlamıyorum ama 30-33 euro gibi bir ücret verdim dostlar. Bu neden önemli? Çünkü buradan kalkan otobüsler Belgrad'a giden Felix Bus üzerinden online alınan biletle buradan sadece gidebiliyorsunuz.
21.30'da farklı bir otobüs de var. Onun kalktığı otogar daha farklı bir otogar. Şehre daha uzak. Havalimanının oradakiymiş. Bu bence önemli bir bilgi. Sizin de aklınızda olsun. Felix Bus sitesinden online bir şekilde alırsanız gelmeniz gereken otogar burası. Ve burada yazıhaneden bilet satmıyorlar. Sadece online bir şekilde bileti alabiliyorsunuz. Söylediğim gibi buna lütfen dikkat edin. Bilet alırken altta haritayı gösteriyor hangi otogar olduğuna. Söylediğim gibi tekrarlıyorum, farkındayım, çok yineledim ama mühim dostlar. Hani boşuna hem zaman kaybı hem sinir stres yaşamayın diye tekrar altını çizmek istiyorum. Saat 21'de Felix Bus sitesinin online sitesinden alınan biletle buraya gelip otobüsünüze binebilirsiniz. Ben daha binmedim, göreceğiz ama bineceğimi düşünüyorum. Bir problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Aynı arkadaş yine şundan bahsetmiş. Giriş tam şu benim parmağımın ucunda. Oradan böyle içeri giriyorsunuz. Uçak ufak bir yazıhane var. Orada 2 euro verdik kişi başı demiş. Fakat dostlar ben oradan ücretsiz bir şekilde geçtim. Açıkçası kimse de para vermiyordu. Öyle bir durumda söz konusu değildi. Burada yine genelde dostlar taksilerde zaten onu biliyoruz. Bagaj parası alıyorlar. Burada da otobüsün aldığını söyledi o arkadaşlar. Otobüse binince şimdi göreceğiz. Bir de Foça diye bir yerde bir aktarma yapılıyormuş. Farklı bir otobüse biniyormuşsunuz. Yani kendisinin deneyimi böyle. Bakalım ben nasıl bir deneyim gerçekleştireceğim. Çünkü onun videosu biraz eskiydi. Aradan 3-4 ay geçmiş. Şu anda aslında tam güncelini yapıyoruz sizinle beraber. Yolculuk nasıl geçecek? Otobüsü de merak ediyorum. Acaba Wi-Fi var mı? İşte priz var mı? Priz benim için önemli. Umarım priz vardır. Yine ben buralarda bir priz arayışına gireceğim birazdan. Onun dışında dostlar burada ücretsiz Wi-Fi var. O hoşuma gitti. Gayet otogarın içinde ücretsiz bir şekilde bağlandım ve şu anda kullanabiliyorum. Fakat yan tarafta da şöyle ufak bir kafesi mevcut. Hani erken saatte gelirseniz kafede oturabilirsiniz. Ben bütün Bosna marklarımı tükettim. Hatta bu fıstıkları alırken ya günahını da almak istemiyorum. Tam emin olamadım. %100 benim de biraz yorgunum. Sırtımda çantam var. O da ağır. Nereden baksanız bir 8-9 kilolara ulaştık. Sanki ben 10 verdim. O bana geri 5 vermedi de bir daha mı 5 aldı? Bir şeyler oldu. Böyle bütün ceplerim şu anda. Bakın şurada yiyecek içeceklerim var. Sol tarafta suyum var. Bu montu da hatırlıyorsanız geçen Bosna Hersek Zara'dan almıştık. Ya her şey birbirine karıştı. Hiç param kalmadı. Sadece bagaj için bir 4 KM var. Yani 2 euro. Onu ayırdım hani onu sakladım. O yüzden kafeye geçemiyorum. Onun dışında dostlar valla burası güvenli gözüktü bana. Herhangi bir tehlike yok. Yani şöyle size iyice geri çekileyim, iyice göstereyim size. Eğer Mostar'dan buraya dönerken otobüsle gelecekseniz yine bu durakta iniyorsunuz. Mostar'a gitmek isterseniz de az önce şuradaki perondan bir otobüs kalktı. Mostar arabası. Yüksek ihtimalle yine buradan gidiyorsunuz dostlar. Otobüs geldi. 13. perona yer açıyor. Size birazdan da göstereceğim. Hemen tuvaletin yanında. Ve bagaj için 2 mark diyor. Abimiz gayet net bu arada. Hani direkt yani 2 mark, 2 mark. 2 mark veriyorsunuz. Herhangi bir koltuk da yok bu arada bunlarda. Geldiğiniz yere oturabilirsiniz. Şimdi ekranı döndüreyim size bir göstereyim. Şurada gördüğünüz üzere 13 numara. Bu arada da otobüsün üzerinde dostlar bakın şurada Foça yazıyor. Foça'da bir aktarma yapacağız. Ondan sonra devam ediyor yolculuk. Orada otobüs değişiyor. Tabii orada da mark verecek miyiz onu bilmiyorum. Son 2 markım var ve inanılmaz bozuk. Hepsi 5'er kuruştan ama sonuçta mark marktır diyerekten biraz o güvenle yola çıkmış vaziyetteyim. Böyle dostlar şu ana kadar bir problem gözükmüyor. Her ince ayrıntısını göstermeye de devam edeceğim yolculuğum. Otobüs fena gözükmüyor. Eski bir otobüs aslında. O kadar yeni bir otobüs değil ama söylediğim gibi Foça'da bir aktarma yapacak. Ondan sonra daha yeni bir otobüse geçeceğiz. Yani benim bildiğim kadarıyla öyle yaptığım araştırmalara göre. Zaten otobüs boş. Size şu tarafı göstereyim. Bu bizim bildiğimiz eskiden Türkiye'de de kullanılan bu eski otobüslerden. Herhangi bir priz de görmüyorum maalesef. Priz de yok. O yüzden aklınızda olsun telefonunuzun şarjını fullleyebilirsiniz. Yani otobüste şarj ederim gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Ama tabii söylediğim gibi diğer otobüste belki daha iyi bir imkan olabilir. Bakalım göreceğiz. Foça buradan ne kadar onu bilmiyorum. Şöyle bir hazır buranın internetine bağlıyken. Foça, Bosna Hersek yol tarifi diyelim. Evet. Şu anda netlemiyor ama. 1 saat 36 dakika sonraymış. Güzel. 1 saat sonra daha yeni ve daha kalabalık bir otobüse geçeceğimizi düşünüyorum. Biz şimdi yaklaşık 1 saatlik bir yol geldik. Saraybosna'dan Foça diye bir yere geldik dostlar. Foça'dayız şu anda. Burada otobüs değiştireceğiz. Aslında size o bahsettiğim konu burada yaşanıyor. Fakat şu anda diğer otobüs gözükmüyor. Yani diğer otobüs yok. İnsanlar şöyle size döndüreyim kamerayı hemen.
İnsanlar otobüsten indi. Bizim otobüs buydu ve şuralarda bekliyorlar. Ben de çantamı oraya attım. Şimdi ben de diğer otobüsün tabii ki de gelmesini bekliyorum dostlar. Size bu bir saatlik, bir buçuk saat falan sürdü yol. Yine farklı bir otogara daha uğradı. Kabaca şöyle bahsedeyim. Otobüsün içi acayip sıcaktı. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten çok sıcaktı. O yüzden bu çıkartabileceğiniz rahat bir şeyler giymenizi mutlaka tavsiye ederim. Onun dışında ne ekleyebilirim? Yol zifiri karanlık ve bayağı bir virajlıydı. Onu da belirtmemde fayda var. Ama bir problem yaşamadık. Gayet kolay bir şekilde geldik. Şimdi böyle bir mola yerindeyiz. Bir yukarı çıkmak istiyorum aslında. Belki bir tuvalete kullanabilirim. Bir bakacağım ama. Pek de kimse yok gibi dostlar burada. Var mıdır yok mudur aradık. Onu bir keşfederim. Gösteririm size. Onun dışında aslında bunu başta söylemem gerekiyordu ama şunu da eklemekte fayda var dostlar. Hangi ülkeden hangi ülkeye gittiğiniz çok önemli. Arada Schengen vizesi isteyen bir ülke olmamalı. Bu da gerçekten oldukça önemli. Ona çok dikkat edin. Çünkü bazıları Hırvatistan aktarmalı gidiyor. Dubrovnik'ten gidiyor. Eğer Dubrovnik'ten gidene binerseniz Schengen vizesine ihtiyacınız olacak. O yüzden her zaman kontrol edin. Direkt gidiş mi? Hangi güzergahı kullanıyor? Bizim bir otobüs direkt Saraybosna'dan Belgrad'a gidiyor. O yüzden herhangi bir vize durumu yok. Öyle. İlk etabı atlattık. Şimdi ikinci etap daha uzun olan ve sınırdan geçeceğimiz etap olacak. Bakın onu da merakla bekliyorum. Ben de sizinle beraber yaşayacağız. Hemen şu karşıdan giderseniz şöyle merdivenlerden pıtı pıtı yukarı çıkıp sağa dönerseniz bir tane tuvalet var. Aklınızda olsun, oradan tuvaleti kullanabilirsiniz. Çünkü galiba anladığım kadarıyla burada birazcık biz otobüs beklemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü ortalıkta henüz ne gelen var ne giden var. Bekliyoruz. Beklemeye devam ediyoruz. Otobüslerde priz yok. Ama bu durduğumuz yerde, yani buranın adı neydi? Foça'da. Şöyle içeri girip rica ettim ben. Telefonları şarja taktım. Giderken otobüs geldi maalesef. Biraz geç kaldım bunun için. Ama aklınızda olsun. Buraya gelince hemen içeri girin. Telefonunuzu burada şarj edebilirsiniz. Yine para istiyor. Elimde o kadar bozuk var ki ve tam 2 KM. Bütün paraları vereceğim dostlar. Aklınızda olsun. KM'ye gerekiyor burada. KM'ye vermeniz gerekiyor. Şimdi ben otobüse üst katta bir tane amcamızın yanına oturdum. Cam kenarındayım. Güzel. Bu arada abi o bozukları almadı. Sadece 1.40 km'yi aldı. Gerisini istemem dedi. Al senin olsun dedi. Ama bagajımı aldı. Bagajda bir problem yaşamadık. Öyle bakalım, şimdi yola doğru çıkıyoruz. Devam ediyoruz. İlk otobüste bomboştu. Çok rahattı. Bu dolu dostlar. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. Üst Visegrad'ı geçtikten hemen sonra mola verdi. Acayip mutlu oldum. Yolda gelirken Drina Köprüsü'nü gördüm dostlar. Bosna Hersek'e geliyorsanız mutlaka o kitabı size tavsiye ediyorum. Drina Köprüsü kitabı. Mutlaka okuyup gelin. Gerçekten bakış açınız çok fazla değişecek. Ve sürekli hep aklımda şu vardı. Benim Visegrad'a gitmem lazım. Drina Köprüsü'nü görmem lazım. Gitmem lazım diye. Ama bir türlü denk getiremedim. Bu sefer de denk getiremedim. Ve tesadüf eseri, haberim de yoktu. Buradan geçtik dostlar. Köprüyü gördüm. Fotoğrafını çektim. Berbat bir fotoğraf oldu. Çünkü yolun diğer tarafındaydı. Ama yine de şu anda yine Bosna'nın bu da çılgın gençleri şu anda içiyorlardı. Otobüs gelince kaçtılar. Çok mutlu oldum. Kıssadan hisse dostlar. Gerçekten böyle tam uyukluyordum. Bir uyandım. Aa dedim, Visegrad'dayız. Tak hemen köprüyü gördüm. Şu anda Visegrad şehrine doğru bakıyorum. Öyle yolculuk fena gitmiyor yani. Fena değil. Otobüsü şöyle göstereyim, hemen karşıda duruyor. Artık sınıra iyice yaklaştık. Sınıra doğru gidiyoruz. Bakalım, sınırı da sorunsuz geçersek problem kalmayacak. Sırbistan, Belgrad'dan günaydın. Gece yolculuğum oldukça uzun sürdü. Ancak sabaha karşı 6 gibi indim sanırım. Ve kesinlikle toplu taşıma bulamadım. Hiçbir şey yapamadım. İnanılmaz üşüdüm ve sağ dizimde büyük bir tutulma yaşadım. Otobüste uyumuştum çünkü. Titreyerek indim otobüsten. Hemen dedim artık yapacak bir şey yok Gökberk. Taksi. Taksi kullanmam gerekiyor çünkü hiçbir şey bulamıyorum. Yanımda hiç para yok. Otostopa aklım gitti. Ondan sonra gerçekten söylediğim gibi inanılmaz bir soğuk vardı. Dizim ağrıyordu. Sıkı bir pazarlık yaptım. Oradan buraya 10 euroya getirttim kendimi dostlar. Fakat şöyle bir durum var. Ben size söylemiştim. Söylemiş miydim? Ya da ben bunu aklımda daha önce kendim düşündüm. Otogara yakın bir hostel tuttum. Fakat şöyle bir şey oldu. Haritada o bana Flixbus'un söylediği haritadaki otobüs istasyonunda durmadık dostlar. Şehrin daha dışında bir yerde durduk.
O sebeple de aslında benim bütün planlarım alt üst oldu. Çünkü ben şöyle düşünmüştüm. Oradan, haritadan benim hostel yürüyerek 13-14 dakikaydı. 13-14 dakikalık bir mesafeyi de yürürüm diye tahmin etmiştim. Fakat otobüsün bizi indirdiği yer yaklaşık buraya 4.2 kilometreydi. Şöyle size Belgrad sokaklarını da birazcık göstereyim. Bu benim Sırbistan'a ilk gelişim. O yönden ekstra bir heyecanlıyım. Belgrad şehrini merak ediyorum, nasıl olduğunu. Hakkında hep çok olumlu şeyler duydum. Hatta Balkanların en güzel şehri olduğunu genelde çok insandan duydum. Bakın beraber sizinle gezeceğiz. Tabii ki benim de bir acemiliğimi atmam gerekiyor şehirde. Birazcık şehri öğrenmem gerek dostlar. Ben bir iki gün içinde çözerim diye, hallederim diye düşünüyorum. Burada toplu taşıma da özellikle çok konuşulan bir konu var. Belediye otobüsleri ücretsiz mi değil mi? Onları da iyice araştırıyorum işin açıkçası. İlerleyen vloglarda bunlara da tabii ki de mutlaka değineceğim. Şöyle güzel bir tramvay geliyor. Birazcık bana Saraybosna'yı anımsattı. Buradaki tramvaylar. Burada anladığım kadarıyla şoförden alamıyoruz. Çünkü şoförün bilet satacağı yer kapalı gözüküyor şu anda. Bütün bunları zaman içinde test edeceğiz. Karşıdaki markete gidiyorum. Kendime su falan alacağım. Ondan sonra size gece neler yaşadığımı detaylıca anlatacağım. Sırp polisiyle olan sohbetimizden birazcık bahsedeceğim. Hem benimle hem de bir tane çift vardı onlarla olan sohbetinden. Gerçi olumsuz bir durum olmadı. Şimdi burada da hani şey yapmış gibi olmayayım. Sanki olumsuz bir şey yaşamadık ama gerçekten tavrı oldukça sertti. Öndeki çifte rezervasyon bilgilerini veya dostlar yanlış anlamadıysam dönüş biletini sormuş olabilir. Aslında olup olmamasının pek bir önemi yok. Çünkü zaten Sırbistan Türk vatandaşlarına, Türk pasaportu sahiplerine vizesiz. Ama ona rağmen yine bu tarz bilgileri sordu. Mesela Saraybosna'ya girerken, Kuzey Makedonya'ya girerken asla böyle bilgiler sizden istemiyorlar. O konuda gayet rahat olabilirsiniz. Burada da bir problem yaşamadık açıkçası. Böyle güneşe çıktım birazcık. Yalnız benim kafamı karıştıran bir konu var. Ben Karadağ'a da gitmeyi çok istiyordum. Kotor, Budva o tarafları. Fakat dostlar sanki sezonu kaçırdım gibi hissediyorum. Ve oraya gidip de böyle gerçekten bütün mekanların kapalı olduğu, bomboş, kimsenin olmadığı yerlerde de gezmek pek istemiyorum. Özellikle oralar daha yazlık bölgeler. Tabii ki de böyle sahilde bir yürüyüş yapmak, belki denize girmek. Hani bilmiyorum, gider miyim, gitmez miyim? Belki bir planda değişiklik yapıp buradan direkt Arnavutluk, Tirana'da geçebilirim diye düşünüyorum. Karadağ'a pas geçip. Onu artık birazcık duruma göre bakacağım. Söylediğim gibi özellikle geceleri güneş gittikten sonra hava buz gibi oluyor. Ve yine sabahları da aynı şekilde hava oldukça soğuk. İşin daha da kötü yanı, çok yağmurlu gösteriyor şu anda. Bakın duruma göre bakacağız. Polisten bahsediyordum size. Şöyle oluyor dostlar. Normal bir şekilde otobüs gidiyor. Bu arada otobüs Visegrad'da durdu. Size göstermiştim orayı. Drina Köprüsü'ndeki mutluluğumu hatırlıyorsunuzdur. Oradan mola verdik. İnsanlar tuvalet ihtiyaçlarını giderdi. Bu arada benim market burada. Ama şöyle beraber bir yürüyüş yapalım. Birazcık hem içim ısınsın. Güneşi de görünce gerçekten mutlu oldum. Hem de ben size gece olanları anlatayım dostlar. Söylediğim gibi orada mola verdi. Ondan sonra zaten sınıra çok yakın. Önce Bosna Hersek'ten çıkış yapmamız gerekiyor. Oraya gittik. Otobüsten indik. Hep beraber bir sıra haline girdik. Genelde Bosna kimlik kartı olan insanlar direkt kartını okuttu. Biz de pasaportlarımızı okuttuk. Çıkış damgası basmadılar. Sordum. Gerek yok dedi. Ben de çok açıkçası üstelemedim. Baktım diğer insanlarınkini de basmıyor. Herhalde problem olmayacağını düşündüm. Oradan gayet kolay bir şekilde geçtik. Önce sınırda iniyorsunuz tam gişenin orada. Otobüs tamamen boşalıyor. Herkes tek tek sıraya giriyor. Bosna Hersek'ten çıkıyorsunuz. Ondan sonra otobüs bir bariyer kalkıyor ve otobüs geri geliyor dostlar. Öyle oluyor. Onun akabinde bir yaklaşık 3 dakika belki gittik gitmedik. Bu sefer Sırbistan'a giriş. Yine aynı şekilde herkes otobüsten indi. Bosna kimlik kartı olanlar herhangi bir soru sorulmuyor. Direkt geçiyorlar. Fakat farklı ülkelerden gelenlere, bence diğerlerine de yapmadı. Türklere yaptı bunu, bana da yaptı. Bu tarz söylemleri çok sevmiyorum. Hatta Kamboçya'da vardı benim bir videom, rüşvetçi polisler diye. Asla böyle bir şey olmadığından bahsetmiştim. Yani abartmak için ya da clickbait yapmak için, zaten bunu da başlığa herhangi bir noktasına yazmayacağım. Polisin tavrı sertti, bakışları sertti. Öndekinin kimliğini kontrol ederken benim elimdeki Türk pasaportunu gördü, anladı. Böyle bayağı sert bakışlar attı bana. Yanına gittim. Where are you going dedi. Belgrad dedim. Tek aramızdaki sohbet bu oldu. Sonra biraz daha bakışları sertleşti. Sadece dedim gezi için dedim. Zaten daha önce de size yola çıkarken söylemiştim. Benim pasaportum son zamanlarda dolu. Yani oradan da aslında benim gezgin olduğumu anlayabilir. Bye bye dedi sadece bana.
damgayı bastı ve yoluma devam ettim. Fakat önümdeki söylediğim gibi bir çift vardı. Onlardan ya otel rezervasyonu sordu ya da dönüş uçak bileti sordu dostlar. Onun dışında herhangi bir problem olmadı. Bunları sorması da işin aslı normal. Hani herhangi ters bir şey sormadı bana da. Sadece nereye gidiyorsun dedi. Belgrad olduğumu söyledim. Tamam geçebilirsin dedi. Sınırdan geçerken herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Fakat dostlar videonun başında da söylediğim gibi iki şeye dikkat etmeniz. Çok önemli bilet alırken birincisi Schengen'den aktarma yapmayan bir otobüs olması. İkincisi de Kosova, Sırbistan arasında geçişler hala problemli. Birçok ülke dünyada şu anda hala Kosova'yı tanımıyor. Bunlardan biri de Sırbistan. Kendi toprağı olduğunu iddia ediyor. O sebeple oradan geçişlerde problem yaşamanız çok yüksek. Olasılık aklınızda olsun. Otobüs yolculuğu genel olarak keyifliydi. Önemli bir nokta dostlar, otobüste herhangi bir ikram yok yani. Hiçbir şey yok. Hani çayı falan kahveyi geçtim. Su ikramı dahil yok. Bu da önemli bir bilgi. Otobüste tuvalet yok. Ama mola veriyor. Söylediğim gibi önce bir Şegrat'ın orada verdi. Oradan bir haritadan kontrol edebilirsiniz mola durumlarını da. Ondan sonra da Sırbistan'a girdikten sonra verdi. Bana en büyük kazığı yanlış otogarı işaretleyerek yaptı maalesef. Ya benim bütün planlarımı alt üst etti o. Hani başka bir hostel bile tutabilirdim. Sadece ben yakın hani sabah erken geleceğimi bildiğim için orayı tercih etmiştim. Böyleydi. Genel olarak problemsiz bir yolculuktu diyebilirim. Bir süre Belgrad'dayım. Sizinle beraber keşfedeceğim Belgrad'ı. Söylediğim gibi daha önce gelmediğim bir şehir. Fakat ilk hissiyat olarak ben Balkanlar'da Üsküp ve Saraybosna'yı gördüm. Büyük şehir olarak söylersek. Diğer ufak yerleri saymıyorum. Ohri'dir, Mostar'dır. Onlarla dostlar herhangi bir şekilde alakası yok. Şu anda sanki Türkiye'nin böyle bir İstanbul'undayım. Belki İzmir'indeyim. O tarz gerçekten çok büyük bir şehirdeyim yani. Sadece şu caddeden bile onu anlayabiliyorum. Bugün birazcık dinlenmekle geçer gibi duruyor. Bir bakacağım durumlara göre. Saraybosna'daki hostelimden dün 11'de check out yaptım ve şu anda saat burada 8.30-9'a geliyor. O saatten beri dışarıdayım. İyi bir dinlenmem lazım. Belgrad'a hazırlanmam lazım. Karadağ konusunda da beni yönlendirirseniz çok sevinirim. Bilmiyorum nasıl yapmam gerektiğinden tam emin değilim. Acaba kış dahi olsa, soğuk olsa dahi olsa gitmeli miyim? Yoksa o tarafı pas geçip direkt Arnavutluğa mı inmeli miyim? Bu konu hakkında da yorumlarınız varsa yazarsanız sevinirim. Dostlar video böyleydi. Ekstra bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Veya Instagram'dan destekle beraberiz bana ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.